Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk. Efendim, Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Şu anda yanımda kim var? Birak Baba. Evet, merhabalar efendim. Ses çok iyi. Ses hep böyle miydi? Hep böyle. Ergenlikte de mi bu ses vardı? Yani ilk gençlik. Zaten ne olduysa ergenlikten oldu. Yoksa benimki billur gibi bir sesim vardı. Şarkı bile söyleyebiliyordum. Vay be. İyi ses çünkü. Yani gözü kapattığında dertli, meseleli. Yani. Hafif takıntı. Evet. Bakın. diye bir hançereden, göğüsten göğüsten gelen bir durum var. Yani. Bir sıkıntı mı olmuyor genelde? Yok canım, bu sıkıntı, bu güzel bir şey söylüyorum. İkonik bir karaktersin, biliyorsun. Bayılıyoruz sana. Teşekkür ederim. Bir şey. Bir de yeni, rica ederim. Şimdi yeni hikayede neler oluyor kısmını sormayacağım. Çünkü orada biz bir sürü konu var. Sizde ne oluyor? Tekrar hadi bakalım Behzat Ç'ye çekiyoruz dediklerinde ne oldu? Ne hissettiniz? bunu o kadar çok söylediler ki. Öyle mi? hatta birisine şey demiştim ya. Hadi ya, ciddi misin? benim haberim yok dediğim ya, oldu yani. Sosyal abi çekiyormuşsunuz, hazırlanıyormuş işte şöyleymiş böyleymiş. Hep böyle bir gel git yaşadı Behzat Ç. Evet. Bittikten sonra. Doğru, çok sosyal medyada en çok konuşulan işi. Ve bu ilgi de hiç azalmadı. Evet, hiçbir şekilde azalmadı. Hiç azalmadı. Tekrarları yayınlandı. Evet, tekrarları bile tuttu diyebilirim. Tabii yani. Bayağı kanal kurtarmıştı var öyle. Tekrarları bile tuttu diyebilirim. İnşallah bu seferki de güzel oldu. Bu sefer içime sindi diyorum yani ben. Nasıl özetleriz? Bu sefer hikayede bir değişiklik var tabii ki. Ya nasıl tanımlarsınız onu? Karakterler açısından çok fazla bir değişiklik göremiyorum. Evet. Ne anlamda? Zaten bad, bunalımda yalnız adamlardık. Evet. Şimdi değişimimiz daha yalnızız. Oy, tam bir ilişki durumu tanımlayan bu programa hoş geldiniz. Daha da yalnızız. Zaten bu yalnızlıkta bu ekibi bir arada tutan dinamiklerden birisi diye düşünmeye başladım ben. Yani birileri sanki bir sevgili yapsa, manita yapsa, işte dağılacak evlense, ortalık değil mi? Sanki ortalık dağılacakmış, diğerleri çok kıskanacakmış gibi bir durum söz konusu. Güzel, ama sizin vardır ya öyle, bizim sevgililerimiz artık bu dizinin izleyicileri gibi böyle uçuk saçma sapan bir şey demeyeceğim, tamam vazgeçtim. Behzat Ç, evet, önemli bir iş, proje her anlamda bu arada. Sadece bir dizi olarak bakmıyorum çünkü gerçekten meselesi olan bir iş. Bir taraftan da yani bir polisiyenin dışında da bir şey ya da bir herhangi bir dizi akışı gibi de görmüyorum. Belki de insanlar bu yüzden çok sevdiler. Çok yakın. Hayatın içine çok yakın. Yani ben evet, de şey diyorum hep bunu. Yapmış olmak için yapılmış bir iş değil. Evet. İşte o yüzden bir meselesi olan, var. Evet. Bir söylemi olan, bir duruşu olan bir iş. İşte beni çok cezbeden durum da bu. Evet. İçimdeki bir şeyleri Behzat Ç'yle ifade edebiliyorum. İşte bir oyuncu olarak bana en büyük keyfi de bu veriyor. Boş değil. Evet. Evet, yani Türkçesi, arkasında durabileceğin bir sava olan, bir duruşu olan bir iş. Söylediği bir şeyleri olan bir iş. Ve akışta onun için diyorum yani yapılmış olmak için yapılmış. Evet, dizi yapmamız lazım deyip yapılmış bir iş değil. Değil. Çünkü bu kitap hali de öyle değildi bu işin. Evet. Senaryodaki ya da setteki ya da akıştaki hali de öyle değil. Başlangıç ve sonuç meselesi olanmış. Evet. Peki sizin karakter sokakta karşılaştığı, yani ben bir vatandaş olarak "Ah baba!" diye bağırdığımda ne oluyor? Ya siz bunu çok yaşadınız. Ne var lan diye dönüyorum. İşte ya. Bu ya. Yaşadınız bunları çok tabii. Karşı kaldırımdan bağıranına rast geldim. Ah baba diye. Bir gün bir tanesine sinirlendim. Ne var lan demek gafletinde bulundum. Hoşuna gitmiştir. Bak nasıl tanıdım ama yaptı ve çok hoşuma gitmişti. Gerçekten iyi bir şey. O tepkiyi istiyoruz çünkü bir taraftan evet, da. Evet, evet, zaten bu tepkiyi yaratabilmek için insanlar neler yapıyor ya. Evet, evet. Neler neler yapıyor yani. Ki bu sıfır zorlamayla olan bir şey. Evet.
Çünkü insanlar çok kendilerinden buluyor. Çünkü çok artistik şeyler. Birçok kere söyledim bunu ama söylemekte abes görmüyorum. Hep bir televizyon dili vardır. Bence öyledir. Yani işte güzel güzel kadınlar, güzel güzel erkekler, aman güzel mekanlar, villalar, işte boğazlar, işte ne diyorsanız adına artık yani. Hep öyle. Dünyalar yaratıldı dünyalara, değil mi? Dünyalar ve hikayeler yaratılıyor. Evet. Ve bu kadar çok sevilmesinin sebeplerinden de birisi bu. Gerçekçi olması. Evet, sıradan insanların kahramana dönüşmesi. Çünkü hepimiz öyleyiz aslında. Evet. Yani doğrusu herkes da bu. Herkes kendi çapında bir kahraman aslında. Yeter ki hayata öyle baksın. Evet, kendi konusunu bulunca evet, da kendi öyle. Hayatı, kendi hayat senaryosu içinde herkes bir kahraman. Turgut Hoca şey derdi, çocuklar derdi, kime sorsanız derdi, hayatı romandır. İyi de derdi, 80 milyon roman var o zaman. Çok iyiymiş, kim okuyacak bunu? Yani 80 milyon roman var o zaman. Ki dünyaya baktığımızda milyarlardan bahsediyoruz. Evet. O yüzden iyi hikayeler, ben içinde kendimi görebiliyorsam, herhangi bir karakterde, herhangi bir çatışmanın içinde de kurguda, işte o 80 milyondan biri olduğum için oraya bağlanıyorum. Muhtemelen bunun formülü de bu. Evet. Biz de 80 milyon gibi çok şey için çarpışıp çabalayıp hiçbir şey elde edemeyiz. Çok iyi. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğun için. Çok güzel anlattın. Evet. Ya, yalan mı ama? Değil. Çırpın çırpın batıyorsun. Çırpın çırpın batıyorsun. Bari çırpınmayı bıraksak, o da insanlığa aykırı. İnsanın mümkün doğasına değil. Aykırı tabii, bir durum. Yaşamış olmuyorsun o zaman. Evet. O da insanın doğasına aykırı bir durum. Yaşam o zaman çok stabil. Zulüm haline geliyor. Zul haline geliyor. Zaten bütün hikaye zulden kaçmak. Evet, ya da toplumumuzun durumu da bu zaten. Yani yağmurdan kaçıyor, doluya tutuluyor. Doludan kaçıyor, kara tutuluyor. Yani ne olacağı belli olmuyor. Yani şu anda Türkiye'de kimsenin 3 gün sonra, 5 gün sonrasına plan yapabildiğini zannetmiyorum. Ben yapamıyorum açıkçası. Hiçbirimiz muhtemelen, çok genelleme yapmak istemem ama yapamıyoruz. Çünkü ne olduğunu göremiyoruz. Evet. Belki de bir saat sonrasını bilmeyeceğiz. Evet. O kadar Kuzey Avrupa ülkesi değiliz sonuçta. Yani Kuzey Avrupa ülkesi olmak kaygılarını taşımıyorum ama en azından içinde bulunduğumuz toplum için bir şeyler yapmamız gerektiği konusunda. Evet. Kaygımız var, sıkıntı var. Kaygılarım var. Yani en azından olan bir şeyleri, bunu düzeltmek mi, düzeltmek yanlış olabilir. Olan bir şeyleri farklılaştırmak gibi bir kaygım var benim. Çünkü zaten süre gelmiş bir rutin var. Ve bu rutinin de işe yaramadığı ortada. Bunu bir şekilde çomak sokup değiştirmek gerekiyor. Evet. Çelme mi takarsın artık, çomak mı sokarsın, neyse artık bunun yöntemi. Behzat Ç.'nin bana bu kadar güzel ve sıcak gelmesinin sebebi de bu. Uyumsuz ama uyumlu. Evet. Yaşamla %100 uyum gibi bir şey söz konusu değil. Olamaz zaten. Hiçbir mecrada, hiçbir ortamda böyle bir uyum söz konusu değil. Evet. Behzat Ç.'de uyumsuzluğun uyumunu yaşıyor. Çok güzel. Kesinlikle doğru tadı. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Bay bay.